Şakir Paşa açık mı? Buyurun, biz de bugün Şakir Paşa'ya indik. Ve şimdi Şakir Paşa'da bir Teknofest fuarının şu anda gümbür gümbür buradan dünyaya aykırıyoruz. Algı operasyonlarından etkilenip Şakir Paşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakir Paşa eskisinden daha mühim, daha hayati görevler icra edecek. Milli teknoloji hamlemizin simgesi olan Teknofest sadece bir başlangıç. İnşallah burayı tarihine, misyonuna ve önemine uygun şekilde, çok etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Teknofest 2024'ün Adana'mıza, ülkemize, milletimize, özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize özgüven aşılayan, umudu ve başarmayı öğreten bu güzide festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize kadar herkesi tebrik ediyor, kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren vatanına, milletine, devletine tüm gücüyle hizmet edecek böyle parlak gençler büyüten anne babalarımıza ediyorum. Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi, takımlarımızı yürekten kutluyorum. İsmini yaşattığımız eski Adana valilerinden, Adana nehirlerini ıslahıyla ve tarıma verdiği destekle bilinen Şakir Paşa'yı da rahmetle anıyorum. Yiğidin sevdiği güzel olunca ömrü arkasından sökülür gidermiş. Böyle demişler sevgili gençler. İşte bizim gönlümüzde de buraların, Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. İlk fetihlerden Kuvayi Milliye'ye ve günümüze kadar devletine, milletine, hakka ve hakikate sahip çıkan Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var. Torosların çocukları, Çukurova'nın evlatları, Yemen'den Galicia'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, coğrafyamızın dört bir yanında hilal uğruna, bekamız uğruna ve sevdamız için şehit düştüler. Bugün başı dik, alnı ak, huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bu vesileyle Adana'nın verdiği şehitleri tüm şehitlerimizle birlikte rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim hepsinden razı olsun. Sevgili gençler, geleceği inşa etmek, yarınları hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni, geçmiş yıllarda günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi. Biruni, Ulubey,
Cabir bin Hayyam, Harezmi, Piri Reis ve daha nice büyüğümüz bu uğurda fikir ve yürek teri döktü. Vecihi Ürkuş, Nuri Kirligil ve merhum Erbakan hocamız hayallerini gerçekleştirmek pahasına nice bedeller ödedi. Hayalperestlikle suçlanmaktan şüpheli ölümlere kadar pek çok badireyle karşılaştılar. Ama onlar inandıkları yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Şunu bilmenizi isterim. Bugün hepimizi gururlandıran Teknofest'e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi. Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık. Engellerle buluştuk. Sabotajlara maruz bırakıldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Alnımızın teriyle başardık. Yüreğimizi gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bizden öncekiler zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleleriyle bizlere bir yol açmışlardı. Biz de onların açtığı yolda sarsılmadan, yıkılmadan cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişine takanlardan birisi de merhum Özdemir Bayraktar'dı. Efendim, ben de seni seviyorum. Özdemir Bayraktar insansız hava araçlarında çığır açan bir isimdi. Milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarındandı. Baykar'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin de fikir babasıydı. Kararlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da Teknofest'te konuşmasını sizlere aktardık.